Sevgili edebiyat dostları, merhabalar. Bugün önemli bir gündeyiz. Dünya Tiyatrolar Günü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ilan edilmiş. Biz de bugünümüzü Adana'nın sevilen iki tane sanatçısıyla, bir Gürsel Fırat'la bir de Kurtuluş'la beraberiz. Kurtuluş Bilgioğlu diye. Ama Gürsel benim öğrencim aynı zamanda. Melul melul bakıyor bana, kusura bakmayın. Azarlar mıyım, ayağa kaldırmayayım diye. Dışarıda anlaştık, ara sıra ayağa kaldıracağım diye. Kurtuluş da sağ olsun bizi kırmadı. Özellikle teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür Kurtuluş. Ederim. Kurtuluş. Teşekkür, çünkü senin işin çok bildiğim kadarıyla. 27'sinde de oyunun varmış galiba. Evet, şu an bir prova sürecindeyiz. Biz şimdi bu izleyen edebiyat severlere şöyle bir müjde verebiliriz. Ona inanıyorum ki çok güzel geçeceğine inanıyorum bugün. Ve tam bir işte tiyatronu neyse onu vereceğiz. Tiyatro oyunları neyse onu vereceğiz. Bir de burada yaşayacağız bildiğim kadarıyla. Çünkü şahsı sizinle ben sohbet ettim. O enerjiyi aldım. Çok güzel geçeceğine inanıyorum. Bana izin verirseniz ben özellikle kendinizi tanıtın. Ondan sonra mı ben tiyatro hakkında bir iki bilgi vereyim, yoksa gireyim mi ben? Hocam, evet, tiyatro nedir? Şimdi tiyatro nedir zaten herkes biliyordur ama tiyatro genel sözlü, genellikle de yazılı edebiyatın bir mekan göstererek sanatsal anlamda ifadesidir. Herkesin bildiği gibi tiyatro dalları üç tanedir zaten. Trajedidir, dramdır, bir de komedidir. Bunların hepsinin kendisine göre ayrı ayrı anlamları var ama mutlaka tiyatro yapabilmek için bir mekan gerekli, bir de aktörler gerekli, bir de metin gerekli. Bu bakımdan biz şimdi 3 tane aktörüz zaten. Aktörler belli, kahramanla sahne de var, metin de hazır. Şimdi ben size vereyim, medyalarını, sözü size vereyim. Nasıl başlarsanız öyle başlayın ki birbirinize yapın. Kurtuluş dersi seninle başlayalım. Olur yani. Tabii ki. Peki şimdi Gürsel abiye baktım, neticesinde hayır. Büyük o yani. Burada bak en büyük sensin. Sonra ben geldim mi sonra? Estağfurullah. Yani çok en küçüğüm. Benim lazım Gürsel'e geçeceğim. Peki. Evet. Şimdi ben öncelikle bugün 25 Mart ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle burada toplandık. Önce geçmişten başlayarak yani ilkel çağdan itibaren tiyatronun oluşumuna katkı sunan insanlardan itibaren günümüze kadar tiyatroya kim gönül vermişse, kim katkıda bulunmuşsa herkesin eline emeğine sağlık. Onlara çok teşekkür ediyoruz, minnet duyuyoruz ve herkesin Dünya Tiyatro Günü'nü şimdiden kutluyorum. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Dünya Tiyatro Günü için ulusal bir bildirisi var. Müsaadenizle ben bu bildiriyi de okumak istiyorum. Bugünün anlamıyla ilgili değil mi? Tabii. Bildiri şöyle. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü sanat emekçilerine, sanatseverlere kutlu olsun. Dionysos şenlikleriyle başlayıp gelişen tiyatro asırlardır varlığını sürdürüyor. Merkezinde insan olan bu sanat, insan var olduğu sürece yaşayacak. Edebiyatın en içten bölümlerinden biri olan tiyatro edebiyatında oyun yazarlarına çok gereksinim var. Onlarsız olmaz. Tıpkı seyirci olmadan tiyatro olmayacağı gibi. Biz bize benzeyen insanlarla 350 bin yıldır yeryüzündeyiz. Ancak insanı insan yapan bilimdir, sanattır, tiyatrodur. Ana malzemesi insan olan bu meslekte iyi insandan iyi yazar, iyi yönetmen, iyi oyuncu çıkartmak daha kolaydır. Biz değerler sıralamasında genelde sanatı en üst sıraya koyarız. Özelde tiyatroyu sanata en yakın düzeyde düşünürüz. Çağımızda üreme içgüdüsü, beslenme içgüdüsü tatmin olduğunda mutlu olanlara, başka popülasyonlara verilen adı veriyoruz. Ancak üreme, beslenme açlıklarından başka açlıklar duyanlara, onları üretip onları tükettiğinde mutlu olanlara insan diyoruz. Bilgi iletişim çağı ne kadar gelişirse gelişsin, algoritmalar, yapay zekalar nereye ulaşırsa ulaşsın, tiyatro insanla yapılır, insanca yapılır, insanlar için yapılır. Tiyatro insanlığın vazgeçilmezidir. İnsansız tiyatro, tiyatrosuz insan olmaz. Ve güzelim tiyatro kültürümüzü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Evet, bildiri böyleydi. Çok teşekkür ediyorum Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hocalarımıza.
bir söz daha söyleyeceğim. Ondan sonra... Kendin de bir tanıt dostlarız, merak ediyoruz. Tamam. Evet, bir dramaturg yazıyor oraya. Evet. Onu da ne anlama geliyor bilen vardır ama yine de... Evet, dramaturg aslında oyun yazarı. Bir oyunun danışman. Çıkış, tabii sanat danışmanı diyebiliriz. Oyunun çıkış evresinden oyunun bitiş sürecine kadar yönetmenle birlikte çalışan, oyunun anlam katmanlarına yönelik çalışmalar yapan bir tiyatro insanı. Ama bu arada yani fikir ödüllerin insanı. De var tiyatroda. Van'a gittim galiba, ben öyle gördüm değil mi? Yani var. Bu konuda çok yani, çalışkansın, başarılısın. Teşekkür ederim. Seni izliyorum yani. Şimdi en son Diyarbakır Şehir Tiyatrosu'nda bir oyunum oynandı. Lotus kadın oyunu. Yazarı sen misin? Yazarı benim, evet. O kutlarım. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ondan önce Van Devlet Tiyatrosu'nda bir çocuk oyunum oynanmıştı. Mikrobik ile Gribik. O oyunda Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında en iyi çocuk oyun yazarı ödül aldım o oyunla. Öyle ödüller çok var. Çok önemli abla, daha gençsin. Evet, aslında onunla yani ki. Benim için özel bir ödül var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Biz İdecik Köy Tiyatrosu'nu kurduk. İdecik nereye bağlı? İdecik Sivas'a bağlı. Sivas'ta yaşayan köylülerimizle birlikte bir tiyatro ekibi kurduk. Yılı söyle. Geçen yıl. Evet. Ne güzel yani. Kurduk ve bir oyun hazırladık. Oyunu ben yazdım. Kulveli, Mimarın Çırağı. Bu oyun... Oyunun adı Kulveli. Kulveli. Kulveli, Mimarın Çırağı diğer adı. Kulveli, beşeri aşktan ilahi aşka giden... bir insan anlatıyor, Aşık Veli anlatıyor. Aşık Veli de bizim dedemizdir. Onun hayatını ele aldık. bu oyunla direktler arası seyirci ödülünü almıştık. Aslında o benim için çok özel. Çünkü bu benim ödülüm değil, tüm köylülerin ödülü. Çünkü çok özel, ilk defa sahneye çıktılar. Hepsi doğaçlama. Doğaçlama değil. Belirli bir metin var. Ama hepsi amatördü. İlk defa sahneye çıktı. 4-5 ay prova aldık. Yani sahnede nasıl duracağını, nasıl tonlama yapacağını bilmeyen insanlardı. Ve o emekle, o azimle, o aşkla çalıştılar. 4-5 ay oyunu çıkardılar. Çok da güzel oynadılar ve ödül aldılar. Ben tekrar teşekkür ediyorum İdecik Köy Tiyatrosu'na. Ve son olarak da şunu söyleyeceğim. Tabii son olarak değil. Çok söyleyeceğiz. Gürsel abiye geçmeden önce. Seni konuşturacağız. Teşekkür ediyorum. Gencimizi konuşturacağız. Çok ünlü. Şu çok önemli. 27 Mart'ta biz sahnelerimizi kapatmıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak. 27 Mart'ta saat 18'de. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Onur Erbilen'in yazıp yönettiği Köprüden Önce Son Çıkış adlı komedi oyunumuz var. Tüm tiyatro severleri oyunumuza davet ediyoruz. Adanalı, oyunumuz Adanalıları. Tüm tiyatro severleri. Belki Mersin'den izliyorlar. Onlar tamam, da gelebilir tamam. Yani. Önce Adanalılar gelsin. Bak. Tabii Adanalılar. Öncelikle bekliyoruz. Herkesi, tiyatroya gönül veren, sanata gönül veren herkesi bekliyoruz. Oyunumuz komedi. Çok güzel, keyif alacakları bir oyun. İzlemelerini tavsiye ediyorum. Tabii oyunumuz... Not alalım. 27 Mart yazdık, akşam 8. Şey 6. 6. 18. 18'de. 6. Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu. Tabii pandemi kurallarına uygun olarak. Dostlarım öğrensin. Tekrar söylüyoruz. 27 Mart akşam 6 ve Adana Büyükşehir Belediyesi. Tabii. Köprüden önce son çıkış. Son çıkış. Ama bu çok önemli. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılacak. Yani yalnız ben sana şunu söyleyeyim. Şu anda otururken biraz tedirginliğim oluşuyor bu şeyden dolayı ama sayın büyüğümüz kongre yapınca baya böyle labalep nasıl bir şey böyle kalabalık olunca toplum da çok böyle cesaretlendi ve çok rahat oldu. Evet. İnanın ki biz sanat için böyle bir riski göze alıyoruz ama ben anlamıyorum. Bak bu da bir sahnedir. Bu da seyircinin veya izleyicinin takdirine bırakıyorum. Madem yani tiyatroya mı gelince sadece bu hastalık yorum yapmayın. Bizim
kurtuluş kameramız o tarafta. Ara sıra oraya bakıyor. Şu kameramız şu. Hep yani bakarsa, şöyle. Hep Gürsel'e bakarsa ben öksüz kalıyorum. Ben sizlere bakmayı yeğliyorum. İkimize birlik eşit hocam bakıyor. Kıskanma beni. Şimdi, sen parlak güzel yüzün var. Şöyle bir durum var abi bak. Abim çok güzel bir noktaya değindi. Sahnede veya bu eski Yeşilçam filmlerinde. Normal yaşamda da. Yok yok. Filmlerde, eski Yeşilçam filmlerinde ve sahnede bazı arkadaşlarımız da şöyle oynuyor. Mesela burada. Evet ama işte onu demek istemedim. Ya orada adam yani oraya niye konuşuyorsun? Niye orada konuşuyorsun? Hani ben de alınanı gösteririm. Yer... Bir de alınanı gösteririm. Tabii şimdi. Yani niye kaybediyorsun birader? Gerek yok. Ben o yüzden direkt. Kur'an'a ne ver? Karşılıklı. Kur'an'a ne ver? Rüşvet verdim. Bak dedim ki bana baksana. Yok öncelik benim. Ama kendini anlatmadın Kurtuluş. Arada kaynadı ya. Evet ben kendimi anlatmadım. Ben Adanalıyım. Adana kaynadı. Yani şimdi şöyle. Adana doğumluyum diyelim. Evet. O daha önemli. Çünkü kültürümüz Sivas. Aile kökleri. Ailemizin kökleri Sivas. Aslında Sivaslıyım ama Adana'da doğdum büyüdüm. İşte ilk öğretimimi, orta öğretimimi burada okudum. Daha sonra üniversiteyi Atatürk Üniversitesi'nde okudum. Sahne Sanatları bölümü, dramatik yazarlık. Erzurum'da. Erzurum'da okudum. Ha, o zor şartlarda. İşte Erzurum gibi. Hocam yani. Konum gelmişken, çünkü ben Kurtuluş'u çok önemli buluyorum. Yani bir sürü gencimiz bana hep soruyorlar. Hocam nasıl tiyatroya başlarız, nasıl işte bu işe el atarız, nasıl öğreniriz? 15, 16, 13 yaşındaki çocuklarımız çok ilgili ve okumak istiyorlar, tiyatrocu olmak istiyorlar. Sen bir genç olarak... Ne evet, dersin? Evet. Yani ben olarak. Teşekkür ederim genç olarak dediğin için. İlgileri devam etsin. Kurtuluş, ben bu sadece yetenek değil ama değil mi? Bir de okumak lazım yani. Kitap tabii. Okumak lazım değil tabii. Mi? Yani evet. Her dalda öyle. Şimdi her dalda insanın bir şeylere karşı yeteneği olabilir muhakkak. Bunu geliştirmesi için muhakkak o meslekle ilgili bir bilgi birikimi olması lazım. Kültürel birikimi olması lazım. O mesleğe emek vermesi lazım. Olmadan olmaz. Emek. Kesin emek. %70 ayrıca, kültür yani birikimdir. %30 yetenektir. Ayrıca o zaman herkes önü açık olur bu konuda. Birçok insan olsun. İsterse. Keşke olsun. Bir de Kurtuluş'un ben hep keşke söylerim. Olsun. Derim ki ya tiyatrocu olmanız şart değil ama gidin okuyun. Diksiyon kursuna gidin. Bakın mesela bizim şansımız yoktu. Biz alaylı olarak geldik. Ama bak o açıdan söylüyorum. Şimdi Adana'da özel olarak... tiyatrolar var. Ben öncelikle yani bu işi profesyonel olarak yapmak isteyen evet. Gençlerimize muhakkak okumalarını istiyorum. Hem bireysel olarak okumalarını hem de bu işin okulunu okumalarını. Okumaları derken roman, tiyatro, şiir mi? Yani bireysel olarak şimdi mesela tiyatroyla sadece ilgileniyorsa tiyatro oyunları izleyecek muhakkak. Yani birebir sahnede gidecek. Canlı olarak tiyatro oyunları izleyecek. Şimdi gençler mesela ben tiyatro oyunu izliyorum. Ne izliyorum? İşte isim vermeyeyim. Televizyonda tiyatro şovları var. İzleniyor. Tamam. Belki pandemi koşullarında şu ara ayrı. Ama normal sağlıklı yaşamımızda da tiyatroya gidip izlemeliyiz. Çünkü sahneyle tanışması lazım bir kere. Kesinlikle. Hı. Şimdi bakın Adana'da özel tiyatrolar var. Bunlar gençlere her zaman kapılarını açıyor. Gerek kursiyer olarak, gerek işte buraya misafir olarak gelebilirsiniz, görebilirsiniz. Zaten onlar da oyun sergiliyor. Adana bu konuda çok zengin. Adana Şehir Tiyatroları Festivali var her yıl. Uluslararası Sabancı Kültür Festivali var. Tiyatro Festivali var. Yes. Yani Adana gerçekten bu konuda çok zengin. Belki yılda 100'ün üzerinde oyun geliyor. Yeter ki ilgi duyulsun. Yeter ki ilgi duyulsun, izlenilsin. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. Muhakkak gençler okusunlar. Özellikle bu işin okulunu okusunlar. Tiyatroya profesyonel olarak yapmak istiyorlarsa tiyatro öğrencisi olsunlar. Lütfen çalışsınlar, eğitimini alsınlar, emek versinler, okusunlar, izlesinler, tiyatro eğitimi alsınlar. Tiyatro eğitimi. Çok önemli bunlar. Gürsel, evet. Senin ağzından evet, gençlere. Gürsel. Evet Gürsel. Şimdi buraya geçmeden önce hemen tiyatro festivali deyince Allah rahmet eylesin Sakıp Sabancı geldi hemen benim aklıma. İşte Adana'da ilk festivali yaratan devlet tiyatrosu 30 gün boyunca odur. Yani tam da işte bu anlamı da belirtiyor zaten. Bütün dünyanın örnek tiyatrolarını getiriyordu. Halen devam ediyor. Devam. Ben de o dönem oyuncuydum orada sevgili öğretmenim.
Rahmetliyi yakaladım. Nereye gittik? Kazancıları biliyorsun. Oraya gittik. Direkt karşısına geçtim. Biraz belki saygısızlık oldu ama çok merak ediyordum. Yani bir zengin adamın, yani ekonomik anlamdaki zengin bir adamın bakışı, sanat olan bu bakışı, arkasında kendi emrindeki işçilerin gerçekten de iyi şartlarda beslenmeleri, emeğin karşılığını almaları beni etkilen bir şeydi ama öbür taraftan da tabii ki fikir anlamda çok ters insanlardı. Ben dayanamadım, karşısına geçtim. Dedim ki, abi dedim, çok özür diliyorum ama zenginlik nasıl bir şey dedim. Ben dedim, bunu merak ediyorum. Dedi ki, ben zengin değilim ki dedi. Fakirim dedi. Keşke dedi, yanında kızı vardı. Engelli bir kız. Engelli olan. Bravo. Keşke dedi, benim bu kızım sağlıklı olsaydı ben bir barakada yaşasaydım dedi. Yani o Dünya Tiyatrolar Günü'nde hiç unutmam ben bu meseleyi. Çok etkilenmiştim. Şimdi geçelim. Abi böldüm ama orada ABB Şehit Tiyatroları yazılmış. Onun düzeltilmesi Adana gerekiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi. Şehir. Şehit yazmışlar. Şehir tiyatroları olması lazım. Şehit tiyatroları yazılmış. Yani siz konuşun. Tamam, siz konuşun. Şimdi ben tabii seyirciye şunu söyleyeyim. Sen de işte o köydeki tiyatroyu anlatınca hemen aklıma geldi. Çocuktuk biz. Ben en çok etkilendiğim zaten belki tiyatro olmamın temelinde bu vardı. Kalu Gahan derdik. Yani Noel Baba gibi. Noel Baba gibi. Öyle yılbaşlarında veya özel bayramlarda birileri Kemal orada sakal... şehit yazılmış da şehir olması lazım. Şehir tiyatrosu yazılacak dostum. Evet. Ben de tam seni arıyordum. Evet buyurun. Şimdi orada sevgili öğretmenim keçinin kıllarından çok güzel böyle sakallar yapılırdı. O işte bilmem poşi falan filan çok farklı ya da köy şapkalarıyla çok ama hiç tanınmazdı. İşte Noel Baba gibi gelirlerdi köylülerin kapılarını çalarlardı. Ve işte hediyeler falan verirlerdi o zamanlar. Benim bahsettiğim 70'li olaylardan bahsediyorum. Ve çok güzeldi. Ve biz inanınız ki o günlerin gelmesini hep sabırsızlıkla beklerdik. O Kalu Bağan tekrar gelecek. Yine bize hediye verecek. Yani bunlar köy seyirlikleri. Bakın çok önemli bu. Şimdi şöyle bir baktığım zaman ben tiyatroya kesinlikle geçmişe gittiğiniz zaman o tamtamlarda ve o avcıların işte avı yakaladıktan sonra gelip sergiledikleri o etraş şey ateş etrafındaki dansları falan. Normal işte evet tiyatronun nasıl doğduğunu da fotoğrafıdır. Bizde tabii 1961'de enstitü olarak kuruluyor. 27 Mart 1961'de. 61. İlk evet. Bildiride 62 dokunuyor. Evet. Evet. Şimdi baktığınız zaman dönem dönem tiyatro eğlence olarak gelmiş. Yani eğlendirme, güldürme ilk başlarda otururken. Sonradan gelişiyor. Yani nedir o? Ben ona tarihçesini anlatacağım şimdi Türkiye'de. Öyle mi? Tamam o zaman ben oraya. Ben oraya o zaman girmeyeyim. Tamam. Ama bir sınalım diye. Ben tamam o zaman şöyle girelim. Senin hemşerinle gireyim ben. İzin verirsen sen onu bitir. Ben bu 1923-73-50'lik bu tiyatro evet, kitabı var burada. Evet çok önemli bu geçişler. Burada. Muhsin Ertuğrul. Şimdi siz bir tamam. Bilin. Ben bir hoş olmazsa tarihçesi hakkında biraz bilgi vereyim. Tamam. O zaman ben biraz böyle mi geleyim? Hı. O zaman ben sevgili biliyorsunuz bu ayı yitirmiştik 21 Mart'ta. Hem de Nevroz'un varoluşuyla beraber Aşık Veysel'i. Ha. Aşık Veysel'in o bizi hepimiz içine alan o güzel deyişiyle. Güzel olur evet. Evet ondan sonra hocam siz ama, bu işe girin. Ama ben senden daha birçok şey isteyeceğim. Sonra mı hatırlatacağım? Sonra hatırlatayım. Peyderpişim, Aşık Veysel, daha Nazım Hikmet var. Tamam. Olur olur. Sonra ona. Evet, evet. Evet. Dost dost diye nice sine sarıldım. Hey can sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım hey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Nice güzeller
aldım, ne bir vefa gördüm, ne fayda buldum. Her türlü isteğim heyyar, topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır. Adem'den bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve yedirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yârim kara topraktır. Karnın yardım kazma ile belinen, yüzüm yırttım tırna ile elinen, yine beni karşıladı gülünen, benim sadık yârim kara topraktır. İşkence yaptıkça bana gülerdi, bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi, benim sadık yârim kara topraktır. Havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam toprak alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim kara topraktır. Dileğin varsa Allah'tan dile, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan. Benim sadık yârim kara topraktır. Hakikat ararsan açık bir nokta, Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakkın gizli hazinesi toprakta, benim sadık yârim kara topraktır. Bütün kusurumuzu toprak gizliyor, merhem çalıp yaralarımı düzlüyor. Kolun açmış, yollarımı gözlüyor. Benim sadık yârim kara topraktır. Her kim ki olursa bu sıra mazhar, bu sıra mazhar dünyaya bırakır, ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i heyyar bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Yüreğine sağlık. Söyleyene de bestelerine sağlık. Ya şiir. Kurtuluş, sen oraya bir şeyler yazdın, yine sıra sende olsun. Ben çok, çünkü yarım saatimiz geçti bak, sen hocam, ben bana bakmayın, ben hep yazarım. Ama anlat. Aklıma eser eser yazarım. Yarım saatimiz geçti. Yani şiir çok güzel. Bence de. Şiir güzel. Evet. Niye aklıma güzel. Da şiir deyince benim. Niye güzel, çirkin mi ya? Çirkin ki okuyor. Bu güzel, benim öğrencim yapı meslekten. Ya güzel sesli. Gürsel adam. Abi de güzel insan. Bence de. Gerçekten bence de. Güzel insan. Yani onu da söyleyeyim, Gürsel abiyle tanışma hikayemiz de çok güzel bizim. Ama aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Ali Rıza Baran, edebiyat öğretmenim lisede. Belki izliyordur şu anda. Teşekkür ediyorum kendisine gerçekten. Ona minnettarım. Çünkü ben şiirler yazardım. Belki ilkokuldan başladık işte. O zaman özel günlere anneye yazardık. Her şey yazardık, özel günler. Daha sonra lisede aşk şiirleri oldu. Daha sonra üniversitede... Duygu yüklü bir çocuktu. Evet, üniversitede toplumsal şiirler gelene dönüştü. Aşık oluyordu. Hep bize vardı. Evet. Şimdi o dönemde... Yani sizin günahınız neyi? O dönemde Ali Rıza Baran, edebiyat öğretmenim. Ben şiirimi ona
mı göstermiştim? Yok, kompozisyon dersinde bir şiir yazmıştım. Sonra beni yanına çağırdı. Dedi ki oğlum bunu sen mi yazdın? Ben yazdım hocam dedim. Sen dedi bunları neden değerlendirmiyorsun? Benim için bir anahtar kelime oldu. Yani o zamana kadar sadece yazıyordum yani. Kendi farkında değilim. Kendime farkında değilim. Yani sadece öyle. Bir yere yazıyordum, kalıyordu. Nasıl değerlendireceğim hocam dedim. Dedi ki oğlum edebiyat dergileri var. Ne bileyim gazeteler var. Özellikle edebiyat dergilerine yönel, gönder, yayınlanır. Ve o anahtarla beni yönlendirmesiyle kendisi de bir iki yere yönlendirdi. İşte gazeteler, edebiyat dergileri, onlarla tanıştık. Yavaş yavaş şiir edebiyat dünyasına girdik. Yani Ali Rıza Baran'a minnet duyarım. Böyle bir edebiyat şiiri olunca aklıma gelir o. Hiç unutmam. Gürsel abiyle tanışmamız da o dönemlerde lisede çokça yazıyorum. Ve Gürsel abiyi de dinliyorum. Gürsel abi de radyo programı yapıyor. Şiir programı. Bizim yani idolümüz. Duayenimiz. Tabii. Dinliyoruz. Hiç kaçırmam. Bir gün aradım. Dedim ki ben dedim sizinle tanışmak istiyorum ben sizin programınızı. Tabii dedi çocuk gel dedi ben çocuk radyodayım. Çocuk mu dedi? Radyodayım. Hocam ben büyüme de çocukluyorum. Ama ben de o zaman lisedeydim. Gel bakayım tabii. Çocuk. Aynen. Büyüme gittim dedi. Radyoya tanıştım dedi şiirlerimi götürdüm. Abi benim böyle şiirlerim var. Aa güzelmiş. Dedi ben seni programa çıkarayım ama ben böyle beklemiyorum programa çıkmayı. O amaçla da gitmedim. Sürpriz. Sadece tanışmak amacıyla gittim. Bir heyecanlandım. Bir genç gelmiş benim için ne kadar büyük bir şans. Olur onu dedim. Hemen kazandırmak ama lazım. Sen zorluklardan gelmişsin Gürsel. Yani bu işi iyi bilirsin. Evet. Yani o zamanlarda Gürsel abi bize çok destek verdi. Programına konuk etti. Şiirlerimizi okuduk. Sonra çok destekleri de oldu. Yani Gürsel abiyle ta o dönemlerden beri tanışırız. Yüreği güzel insan. O zaman o beni de duygulandırdın Kurtuluş. Ben sözü alayım senden izniniz varsa hocam, eğer. Ne demek? Hocam siz de coğrafya hocasısınız. Evet. Edebiyata, sanata geçiş nasıl ya, oldu? Ben edebiyata eşit. Evet. Yöneticiler mi soruyor? Bir de konuk sorsun. Sor. Hayır, sor. Niye edebiyatçı biliyor musun? Nasıl siyasi fikirleri çok birikimli. Ben çok okurdum. Ben şunu söyleyeyim. Yani şu, bak, tabii. Ben size çocuklar diyeyim. Hani öğretmene alışık var çocuklar demeye. Şimdi tiyatroya isterseniz önce bir Gevger Bayagan bir edebiyat öğretmenimiz vardı bizim lisede. Edebiyat. Ben İstanbul'da okudum. Yani İstanbul'da okuyunca lisede Gevher Bayagan diye bir öğretmenimiz vardı bizim. Her ay parası olmayanın parasını verir Sinan tiyatroya götürürdü. Şimdi bak ben size okuyayım burada var. Dost Eller, Avni Dilligil, Kentler, Haldun Dorman, Muammer Karaca, Astar yani ben o da gelirlerdi şey. Birçoğumuzun parasını vererek Gevher Hoca'nın bizi götürürdü. Bizi edebiyata o alıştırdı. Yani çok parası önemli. Olmayanları götürürdü. Hatta bu birçok insanla bizi yaparken döner dönmez de bize anlatırdı. Yani ne bildiniz, ne aldınız mesajı, konu nedir gibi verirdi bize. Ben de şimdi hala hocam yaşıyormuş. Ben sordum arkadaşlar, şimdi bizim liseden arkadaşlar izliyorlar. Biz hala anla görüşürüz liseli arkadaşlarımızın çoğuyla. Ben hem Bakırköy Lisesi mezunuyum, hem Zeytinburnu İsa Mermenci Lisesi'ndenim. Yani benim böyle geniş bir çevrem var İstanbul'da. Her ikisi izliyor şimdi her iki kesimde. Onlara selam olsun. Selam olsun. Ellerinden, yüreklerinden. Selam olsun ama... Biz şöyle büyüdük. Siz çok farklısınız. Kurtuluş. Madem öyle oldu biraz program belki düzelebilir. 1960 Anayasası, 61 Anayasası nispi demokratik özgürlük getirdi topluma şeye. Yani aydınlanma devrimi. Tabii tabii. Mesela şimdi şeye girersek şehir tiyatrosu kuran Muhsin Ertuğrul. Bizden önce 61 Anayasası'ndan öyle o nispi demokratik sistemden önce hep işte sizler bilirsiniz zaten bu işin içindesiniz. Ya Shakespeare ya Kral Lear böyle daha çok burjuvayı üst kesime salon oyunları falan verirlerdi tamam mı? 60'larda da şehir tiyatroları devlet tiyatroluna dönüşüyor. Cüneyt Gökçer, ben Cüneyt Gökçer'i mesela Damdaki Kemancı olsun, Cadı Kazanır hep bizzat izlemiş bir öğrenciyim ben. Şöyle bir huyum vardı benim. Hem futbolcuydum aynı zamanda hem gece şeye giderdik, tiyatroya giderdik biz. Eğer oyun varsa yani milli bir maç ya da Fenerbahçe'nin maçı varsa orada da mutlaka ben maça giderdim. Dolayısıyla o zaman hocanın bize verdiği şeyle, sevgiyle ben tiyatro hiç kaçırmazdım. Okuma zevki biraz da oradan gelirdi. Bir de bir öğretmenimiz vardı. Aynen senin gibi Türkçe öğretmenimiz. Ben de Karslıyım. Çok fazla da Türkçem kırıktır benim. Türk kökenli olunca, Kürt olunca.
kırıktı. Öğrenciler mesela ben bir şey söylüyordum, gülüyorlardı arkada ama çok da çalışkandım, tamam mı? Yani Allah var, bütün öğrencilerle aramda iyiydi, şive uymuyordu şeye. Öğretmen beni çekti, Türkçe öğretmeni çekti, dedi ki o zaman işte ben özellikle 61 Anayasa nisbi özgürlüğü anlatmak için bunu çok uzatıyorum. Okullarımızda bizim kütüphaneler olurdu. Kütüphanede bütün eserler olurdu. Türkçe öğretmenim dedi ki sen dedi benim için söyle, sen dedi bir cevhersin İsmail dedi, ben seni biliyorum dedi, kendimi övmek için söylemiyorum. Sen dedi bunları dedi yüksek sesle okuyacaksın dedi. Bütün eserleri ben aldım, bütün klasikleri ortaokula bitirdim ben. Liseye gelince kompozisyonlara yardım etmeye başladım millete. Dikkat ederseniz. Tabii. Edebiyatım benim öyle başladı. Zaten ben hep edebiyatı severdim. Yani okumayı seviyorum o anlamda. O nedenle ben de şimdi şeye saygı duyuyorum. Sizin hem öğretmeniniz hem Gever Bayagan'a hem emeği veren öğretmenlere bakın. Köy enstitüleri öğretmenleri dahil, edebiyat öğretmenleri dahil. Çocuk yetişirse, bir genç yetişirse öğretmenin büyük etkisi var. Büyük şeyi var bu işte, rolleri var. Şimdi 60'ı da anlatayım, ondan sonrası şey yapalım bakalım. Sonra 60'lı yıllardan sonra tiyatro toplumcu gerçekçiliğe döndü artık. Yani mesela Belkran Algan'la Fikret Hakan'ın ben 65 seçimlerinde, tipin 65 seçimde sokak tiyatroları yaptıklarını bilirim ben. Sokakta resmen Hakk'a tiyatro oynarlardı. Şeyden. Erkan Yücel'i. Mesela tabii tabii onlar Erkan Yücel, As mesela ana şeyini oynadıkları zaman, oyunlarını oynadıkları zaman. Mesela ben hiç unutmadığım o oyunlardan biri vardır. Ben, madem biz üretiyoruz, o zaman da tüketeceğim biz olacağız diyen Haşmet, öyle söyleniyor ama pando şey olmuş sonra şey ortak yazılmış bir şey var. Alpagut lini o Çorum'da Alpagut lini maden işleten işçiler var. Kaç tane işçi ben yazmışım buraya. 768 tane işçi şeyini alamıyor. Lignit maden kömürü zarar ediyorum diye işçileri şeyini bu oyunlaştırıldı ama ben oyun olarak anlatıyorum. Gerçek ama Çorum'da lignit şey ola Alpagut diye bir yer var. Orada işçiler çalışıyorlar. Ücretlerini alamıyorlar. 768. Dostlar tiyatrosu oradan o zaman gidiyorlar oradan işçilerle görüşüyorlar. İşçiler 768 işçi çalışıyor. 73 gün işçi alama şey alamayınca maaş alamayınca işgal ediyorlar şeyi. Lignit şeyini işgal ediyorlar. Maden yatağını işgal ediyorlar. Evet. Ama kendileri çalışıyor. Bak 73 günde zarar eden o lignit kömürünü hem artıya geçiriyorlar, hem maaşlarını alıyorlar, hem de kara geçiriyorlar. Ondan sonra da tabii şey, jandarma bastı, aldı falan. O zamanki olaylarına göre yeniden eski haline döndü. O zaman 60'lı yılların tiyatrosu, toplumcu, gerçekçi dediğimiz sahadan gelen, halktan gelen, halkla beraber giden bir oyun oldu. Ne zamana kadar? 75 yıllar falan kadar. 80'den sonra yine yavaş yavaş geliyor. Bertolt Brecht'i mesela çok saygı duymak lazım. İşte o yüzden annesi, politik oyunlar çıktı falan. Süzyan annesi. Çok önemli. Yani. 60 ile 70 arası özellikle çok 75 önemli. Arası toplumcu gerçekçi tabii. Tiyatronun olduğu tiyatro sanatçılarının tiyatronun halkla iç içe olduğu, aynen. Halkın gerçeğini verdiği tiyatrolardır. Evet. Mesela bak ben daha çok Aziz Nesin vardır orada. Nazım Hikmetler vardır oyunlarında. Tamam mı? Mesela ben sınıflandırmışım. Devlet ve siyaseti işlerlerdi. Köy ve kenti işlerlerdi. Mesela şey Yılanların Öcü Fakir Baykurt. Onlar kadın ve aile mutlaka işler. Din mutlaka işler. Sanat ve devlet mutlaka işler. Biz öyle bir ortamda büyüdük. O bakımdan kendimi biraz şanslı kabul ediyorum. Kesinlikle. Şimdi en şey size yani tiyatro oradan buraya geldi. Bak inanın bana kimse demokrasi dediğimiz şey, bu çok önemli çünkü demokrasi dediğimiz şey, özgürlük dediğimiz şey ekmek peynirden daha önemlidir bak. Havadan da hava gibidir, su gibidir. Çok doğru. Çünkü çok rahat konuşuyorsunuz, çok rahat sohbet ediyorsunuz, çok rahat yazı yazıyorsunuz, çok rahat. Rahat derken ben yıkıcılık anlamında konuşmuyorum. Üreticilik, sanat anlamında özgürlükler. Sanat anlamında, tabii. Şimdi ne yazacağım diye elle titredim, siz sanatçısınız. Yok sanatçı yazacağım? Değiliz vallahi. Elimiz, ayağımız, ağzımız kapalı. Evet, sanat mı? İşte bak ne yazacağım özgür diye. Değilsin. İşte ne yazacağım İfade dediğin o zaman görsen ne yazacağım dediğin zaman elin kaleme gitmiyor. Atıyorsun kalemini eğer kaleme satılık ya. Değilse. Tabii. Tamam mı? O bakımdan biz böyle bir ortamı bize yaşattı. Öğretmenimiz olsun, o döneme insanlar olsun, o anayasa olsun. Sonra biliyorsun birileri çıktı. Bu çok geniş gelir, geniş gelir diye 12 Mart'ta önce bir budadılar. Sonra 12 Eylül'de budadılar. Hala da budayıp gidiyorlar. Şimdi yalakalık ve yalancılık mı? Ben biraz şey yaptım. Sanatçı da biraz hem üzüldüm hem dertlerinde kurtuluş. Çok geçmiş güzel ama değil mi? Çok
Güzel oldu. Ben için, yani özet olarak yani, çok bak, güzel bir dile getirdim. Demokrasi, demokratik düzen dediğimiz şeyi, demokratik ortam dediğimiz şeyi, hak ve özgürlükler dediğimiz şeyi eğer yaşamamışsanız bunun ne anlama geldiğini bilmek zor. Çünkü bu ancak yaşanır. Anlatılamaz böyle bir şey. Tamam mı? Evet. Şimdi şey sizde sevgili sanatçı arkadaşlarım, dostlarım, öğrencilerim. Şimdi o kadar güzel dile getirdin ki mesela benim, ben alaylıyım. Ben tiyatroya girişim de böyle bir şeydir. 1987'de işte aslında ilk önce lisemizde başladı ama ben karşıydım. Neden? Çünkü tiyatrocu bu ülkede aç. Tiyatrocu bu ülkede bir de değer de görmüyor. Soytarı görülüyor. Anlamsız görülüyor. Ha şöyle diyor, tiyatrocu diyor ya, aman diyor tiyatrocu. Gidin ileri ülkelere baktığınız zaman, o demokrasisi gelişmiş, özgürlükleri gelişmiş ülkelerde sanat her şeyin üstündedir. Bütünüyle. Şimdi ben kime kızabilirim? Hiç kimseye. Neden? Mesela benim babam, Allah rahmet eylesin, annem de. Ya tiyatroda para yok. Ne, bir de soytar oluyorsun, bizi millete güldürüyorsun falan derlerdi. Ben kaça kaça bu işi öğrendim ama ben o dediğin çok güzel abilerimin teşvikiyle bu işleri yaptım. Ve ben size şunu da söyleyeyim hocam. Benim için çok da aslında dramatik bir yöndür ama yani bunu niye anlatmaya çalışıyorum? Lütfen çocuklar, lütfen babalarınız, anneleriniz sizi bilim ve sanata karşı yetiştiriyorsa karşı çıkın abiciğim. Çıkın karşı. Karşı çıkamazsanız işte bu ülkeyi ileriye götürebilecek çocuklar yetiştiremeyiz. En besil, hepsi birbirine benzer fotokopi şeklinde insanlar yetişiyor. O yüzden sanatın, yani eğer ülke iki şeyle, yani bilim ve sanatla iki kanadı var ve uçuyorsa bol bol bilim insanımız ve sanat insanımız olacak. Ben bunun acısını, dramını yaşadım. 6 yıl benim babam oyunlarıma gelmedi Adana'da hocam. Oysa biz politik oyunlar oynuyorduk. Politik yani. Kimseyi de güldürmüyorduk. Hani bir de güldürü olsa neyse eyvallah da. En sonunda bir belediye başkanımız babamı görünce ben bu eli öpmek istiyorum deyince babam diyor Allah Allah. Ulan benim oğlum soytarıdır, niye bu belediye başkanı benim? Bir de köylü ya baba. Niye öpüyor diye. Ondan sonra babam oyuna geliyor. Oyuna gelince ağlıyor ağlıyor çıkıyor hocam. Çünkü kendini görüyor. O oyunda biz halkız yeniden. Sen bundan önceki programımızda da anlattıydın anneyle. İşte onu söylüyorum. İşte bakın mesela onu anlatıyorum. Bizi beğenmeyen bu ailelerimiz. Yani ben hani şimdi karşı tarafa bir şey demeyeyim. Çok şöyle bir konuşma hazırlan. Bundan sonra sen Can, çünkü sen daha çok bizim için önemlisin, gençsin. Evet, evet. Şimdi bak Kurtuluş'um, o bizi beğenmeyen, yani tiyatroyu beğenmeyen bu annemiz babamız. Çünkü bilmiyorlar ki. Bilmiyorlar hocam, bilmiyorlar tiyatroyu. Hatırlıyor musunuz? Televizyonda yalan rüzgarı vardı. Ben ona yalama rüzgarı derim de. Jeyar'la evet, bravo. Jeyar'la Bobby. Şimdi hiç unutmam. Şimdi dudaktan öpüş olunca labalep. Şimdi tam güzel, daha yeni ben de bu kelimeyi öğreniyorum. Abi dudaktan burayı da kapattıracağım da. Dudaktan öpüşünce baba birden anam vış dedi, böyle gözünü kapattı. Babam da böyle püh dedi, yan baktı. Sen sahnedesin. Tabii. Bu sırada baba, anne böyle. Sahne değil ya, evde. Evde görüyorum. Televizyon izliyor. He. Bu dizi izliyor. He, anladım. Bizi beğenmeyenler. Yani bize tamam, soytarı bakanlar ama onlara öyle bir heyecanla izliyorlar ki. Şimdi dizide hocam şöyle yapıyor annem. Geçti mi Haşim? Baba da şöyle bir bakıyor. Geçti. Tekrar iştahla yine izliyorlardı hocam. Yani ya, düşünsenize. Sonra bu topluma ne verildi hatırlıyor musunuz? Böyle bir tiyatro verilmiyor hiçbirine. Bak hayır, ne veriyor? Devamında ne geldi? Yaşları çıkarıp o yaşlılarımızı maymuna çevirdik. O evlendirme programından elektrik alıyor musun? Emekli maaşı var mı? Arabası var mı? Sürekli erozyona uğradı. Erozyona uğradı. Aynen öyle. Çocuk da dayanamıyor. Nene diyor, sen dedenden elektrik aldın mı? Dediği lafa bak. Bana evladım, bizim zamanımızda elektrik yoktu. Sıra Kurtuluş'ta. Şimdi Gürsel abi diyor ki sen konuş, sen bizim için önemlisin diyor ama gençler. Ben Gürsel abiyi, yani gençler babında söylüyor. Benim nazarımda değil sadece. Ya yani ben Gürsel abiyi ve benim de çevremdeki arkadaşlarım da sanırım aynı kanaattedir. Dinlemeye bayılıyorum. Çünkü alacak çok şey var. Çünkü tecrübe var. Çünkü birikim var. Ben dinliyorum. Dinlerken de diyorum ki ya ben şimdi Gürsel abi gibi de konuşamam. Konuşsuz yani. Sürekli konuşsun ki. Ama biraz da şimdi yani, karşılıklı bir şeyler de yapın. Şimdi, gençlerimiz konuşmuyorsa bizim anlamımız yok. Bence de karşılıklı bir şeyler de yapın ama şimdi. Bir şeyler yapıyoruz. Şimdi mesele şu.
Ben şunu söylemek istiyorum. Karalasın tabii... ya hocam rahatlasın ya. Ben, yani ya, bak. Ya, Allah Allah. Şunu ya, söyleyeceğim. Gürsel abinin bahsettiği tabii çok büyük bir kültürel erozyon. Belki 50'şer yıllık bir periyodik düzlemde planlanmış bir kültürel erozyon. Gerçekten yani biz daha can çekişiyor şu bir olarak. Yılımızı 6 ayımızı planlayamazken özellikle sömürgeci devletlerin ülkemiz üzerinde 50'şer yıllık uyguladığı politikalar sonucunda bu noktaya kadar geldik. Çok büyük kültürel bir erozyon. Şimdi anlattığım şekilleri değişti. Siz bahsettiniz ya fakir baykurtlardan o dönemlerden. Tabii biz izleme imkanına nail olamadık o yaşımız itibariyle. Fakat daha sonra onların oyunlarını izledik ve okuduk da. Umarım aynı hazzı da almışızdır. Çünkü sanat böyle yüzyıllar da geçse aynı hazzı veriyor. Duygu aynı. Evet. Fakat anlatım şekilleri değişiyor. Yani söylemin formu değişiyor. Şimdi dramatik tiyatro klasik bir düzlem var. Kompozisyondaki gibi giriş, gelişme, sonuç. Yani bugün kalktım, olay oldu, yarın oldu, öbür gün de bitti. Hani klasik bir anlatımla. Ama şimdi bunun anlatım formu değişti. Pandomim, dans tiyatrosu. Pandomim pandemi oldu. Doğru. Pandemi. Dans evet. Tiyatrosu. İşte monolog. Yani bir yapının içindeki öğeleri söylüyorum. Artık çünkü postmodern tiyatro, daha sonra postdramatik yapılar girdi. Bir yapının içini düşünün. Klasik tiyatro var, dramatik tiyatro var. Pandemi var. Pandomim var, dans var. Pandemiden abi aklımız karıştı. Monolog var. Mesela sinematografik bir yapı var. Resim var. Kelime yapıları arasında uyumsuzluk var. Özellikle absürt tiyatroda bunu çok gördük. Ve suskunluk var mesela. Şimdi bunların hepsinin bir yapıda olduğunu düşünün. Mesela bir tabloda, hatta bazı işte açık biçim tiyatronun da özelliklerinden biri tablolar arasında mesela bağımsız diyelim. Şimdi bunların hepsinin bir arada olduğu yeni dünya düzeni, tiyatroda yeni dünya düzeni, yeni bir söylem, yeni bir yapı. Yani artık klasik giriş gelişme sonuç yok. Adam şarkıyla anlatıyor, bir sonraki klasik yapının arasında monolog sahnesi koyuyor. Daha sonra dans tiyatrosu koyuyor, öyle anlatıyor. Bu da ne demek? Sanat gelişiyor, söylemler artıyor, değişiklikler çoğalıyor. Ama yeter ki söyleyebilecek ortamımız olsun, platformumuz olsun. Öğretmenimiz güzel bir şey söylüyor. Özgürlüğümüz kısıtlanmasın. Çok önemlidir bana göre. Bir tiyatroyu sevdirmek için öğretmen kendi cebinden ya, bilet alıyor. Ne kadar büyük bir ve götürüyor ya. O insanı kazandırma peşinde. Birçok biliyorum siz abilerimi. Kitap alırlar, verirler. Bak kitap alırlar, verir okusun diye. Bakın bunlar gelişti. Şimdi üstad, bakın bu yeni kuşağımızın sesi. Ben üst bir önceki kuşak, sen üst kuşağı. Bravo. Sen ortasın. Orta, evet. O yüzden üçleme. Allah Muhammed yani. Üçleme oldu. Şimdi bakın hocam, o 61 aydınlanmasında olağanüstü sahneler, tiyatrocular, bir kültürel ordu çıktı. İyi şairler çıktı. Müthiş. İyi oyunlar çıktı. İyi halk çıktı, iyi insan çıktı. İnsanlar birbirlerini seviyordu, yarışma içerisine giriyordu. Ben iyi hatırlıyorum, köyden geldiğim zaman hiç tanımıyordum. İnanınız ki o abiler, kurtuluşum, ya benim şeyime diyordu. Defterimi alıyordu, kitabımı alıyordu, ya açlık veriyordu. Ya çok ilginç böyle, beni eğitiyordu ya o abiler. Tanımıyorum, kardeşi değilim, bir şey değilim ama öyle bir nokta vardı. Peki sonra ne oldu? Sonra geldi, baskılar arttı. Hatta bunların en son dramlarında Levent Kırcalar, Metin Akpınarlar görüyor, Müjdat Gezenler görüyor. Şimdi ben onlardan sonraki kuşağım. Yani bu güzel insanlar direndikleri kadar direndiler. Ama arkalarında çok özür diliyorum halkımdan. Maalesef halk yok.
Öncekilerin arkasında halk vardı. Bu yüzden güçlülerdi. Peki şimdiki halk ne? Onu size söyleyeyim. Bu gelişimi siz de gördünüz. Abi o halk bizim anamız, babamız, komşumuz, kardeşimiz. Açlıkla terbiye edildiler, işsizlikle terbiye edildiler ve telaşa girdiler. Ve dikkat ediyor musunuz hocam? O hiç öğretmensiz bir kuşağınız, hiç yemeyen, içmeyen, okumayan insan şu anda ne varsa satıyor her şeyini, maaşını çocuğunu okutuyor. Çocuğuna ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve ne oldu biliyor musunuz? Sadece bunlar oldu. Hiç kültür, sanat olayları aslında burada devreye girmedi. Ve ne oldu? Şu anda katilimiz bol, tecavüzcümüz bol, psikopatımız bol, hırsızımız bol. Bakın bu bundan kaynaklanıyor. Tam tersine niye eskiden bol değildi? Bu yüzden çok önemli. Tiyatro nedir biliyor musunuz hocam? Şimdi tiyatronun özelliği şu. Şu koca kitabı sen gidiyorsun bir saatte izliyorsun ve orada sıcak oyuncu senin karşında. Senin karşında. Sen onun karşısındasın. Algıyı canlı. Alıyorsun. Tabii canlı. Ve çok ilginçtir. İki kişi, üç kişilik aileyken oraya gidiyorsunuz, 500 kişilik aile oluyorsunuz. Ve o tadı da yaşıyorsunuz. O ara verildiği zaman insanların merhabalaşması. İnsan olmanın en etkili yolu budur. İşte biz burayı hep ben düşünüyorum. Tekrar bu insanları yine nasıl böyle kazandıracağız tiyatroya, sahneye de bu sıcaklık olsun. Bakın biz bunu yapmadıkça, sanal kaldığımız sürece çok özür diliyorum. Televizyonlarda, sadece televizyonlarla kalırsak ve o televizyonlardaki o hiç bize ait olmayan programlar, yani bir topluma ait olmayan programları biz izledikçe böyle kirli bir toplum doğal olarak çıkar ve ülkenin de geleceği olmaz. Bu açıdan tiyatro çok önemli. Çünkü gittiği zaman orada o bir saatte bir bilgi alacak, aydınlanacak ve bir de sıcacık enerji. Ben burada aa diyorum, hemen onun kafa kulağında o aa, o da aa diyor karşılıklı ama olarak. Gülsel şimdi bu bir kuşak geldi, ben yine kurtuluşa şey yapacağım da. Şimdi yeni kuşak yani senden sonrası ya da sen dahilsin belki senden sonrası tiyatrodaki o haz var ya, o zevk birlikte paylaşmayı, mesela diyelim ki hocam 12 Eylül işte ondan sonra bireycilik gelişti. Ben şimdi 10 dakikamız kaldı. Ben bilerek yapıldı bak. Bu. Mesela sen Murtaza'yı Avni Dilligil biliyorsun, Orhan Kemal'in meşhur Murtaza romanı var değil mi? Tabii. Murtaza'yı şimdi Avni Dilligil'de izlediğin zaman ya da Murtaza'yı diyelim ki Müşfik Enter'den izlediğin zaman senin için gidiyor zaten. Dolayısıyla sürekli tiyatroya gitmek istiyorsun. Bilerek 12 Eylül sonrası buna biraz şey gittiği için bizim programımızı formatına çok da uygun. 27 Mart'ı konuşuyoruz. Evet. Tiyatroyu konuşuyoruz. Bireycilik oldu. Geldim. Bireycilik gelince, menfaatçilik, bireycilik gelince herkes kendi menfaatine bakmaya başlıyor. Toplumsal düşünce, toplumsal örgütlenme, toplumsal bilgi ve bilinç olmadığı sürece, bireysellik olduğu sürece bunu önüne almamız mümkün değil. Ama bilerek bu bir projeydi zaten. Projeye de hala devam ediyorum. Mesela şey güzel söyledi, ben girmek istemiyorum araya. Çok uzun süre çünkü. Global sermaye dediğimiz şey, global kültür dediğimiz şey, yani global sermayenin amacı şey, Türkçesi popüler şu. Kültürle. Hayır, Türkçesi şu. Dünya emperyalist, kapitalist evet. Sistemleri biz ekonomik olarak sizi sömüreceğiz. Evet. Onun adına da global kültür diyeceğiz. Sizin evet. Kültürünüzü de alacağız. Siz kımıldamayın kardeş. Sizin adınıza biz düşüneceğiz. Sizin adınıza biz yapacağız falan. O bakımdan çok uzun. Ayrıca bir yapmak lazım sizinle böyle bir program. Evet, o evet. Biraz da gerçekten derin bir mesele. Tabii yani çünkü mesele. Bu tarz sömürüler önce kültürel erozyonla başlıyor. Tabii. Yani senin kültürünü sömürüyor, aynen. Dilini sömürüyor. Tabii. Yani çıktığımızda baktığımızda tabelalara 10 tabela görüyorsam 3 tanesi Türkçe. Tabii. Bir de kolektif, dilini de sömürüyor. Kolektif düşünce, kolektif irade, kolektif yapı dediğim şey ondan seni uzaklaştı. Yani sen bencil oldukça, bireyci oldukça o tarafın işine geliyor. Farkında olmadan bak hepimiz kapıldık. Bizim bu burada önce yapmamız gereken gerçekten önce kendi toplumsal kültürümüze, toplumsal birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmak. Tabii. Önce yapmamız gereken tabii. Bu. Kendimize, ailemize, özümüze dönmek. Evet, yani evet. Bu var yani. Kendi, var. Bu topraklarımızda var. Bu topraklarımızda müthiş bir kültür var. Müthiş tabii bir yani. Birliktelik var. Önce buna çıkmak, tabii, sahip tabii. Çıkmak gerekiyor. Şimdi sen ben ne? Çok evet. Son olarak sen şiir son falan okumayacaksın herhangi geldi. Şey falan okumayacak mısın bu? Hep şey mi okutacağız? Mesela ben hava kurşun gibi ağır bekliyor burada, taban uyanıyor bekliyor burada. Zamanımız çok kısıtlı. Evet. Ben son olarak bir anımı anlatmak istiyorum hocam. Erzurum'da öğrenciyim. Ben bu arada üniversiteyi Erzurum'da okudum. Ha söylemiştim değil mi? Yüksek lisansımız da orada. Şimdi
Orada öğrenciyim. Kış. Zor zamanlar. Eve gidiyorum. Bir tane kendime canım çok çekti. Tavuk aldım. Böyle geçiyordum kafenin önünden. Baktım tavuk. Canım da nazı çekti. Aldım kendime. Öyle bir de tabii. Kışsa. Karı yani varsa, kış. Evet. Aklımda hani eve gideyim de bir an önce şunu yiyeyim. Yolun karşısına geçtim. Evimizin sokağına gireceğim. O ortada diğer karşıya geçeceğim. Gözüme bir şey çapraz gerimde bir adam et yiyordu. Çiğ et. Çiğ et ya. Kasap atmış mı? Nereden bulmuşsa bilmiyorum. Almış çiğ eti yiyordu. Şimdi tabii daha trajik vakalar duymuşuzdur, izlemişizdir. Ama yaşamak başka bir şey. Ama birebir onu karşında görmek çok farklı. Yani boğazım düğümlendi. Böyle kalbim güm güm atmaya başladı. Anlamsız yani bir heyecan. Üzüldüm, çok üzüldüm. Elime baktım poşet tavuk. Neyse gittim karşıya yanına. Adam hiç yüzüme bakmadı. Şöyle uzattım. Yüzüme bile bakmadı. Aldı. 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 Ama hiç yüzüme bakmadı yani hatırlıyorum. İşte tiyatronun farkını burada görüyoruz. Biz televizyonda... Başlı başına bir oyun. Biz televizyonda belki ömrümüz boyunca binlerce bundan daha üst trajik vakalar göreceğiz. Ama o canlı olarak gördüğümüz şey kadar hislenmeyeceğiz. Tabii. Veya gülmeyeceğiz. Tiyatro öyle. Canlı. Bir i̇şte tiyatro eseri, bu. O yüzden tiyatroya gidin diyoruz. Çünkü tiyatro yaşamak, canlıdır. Yaşamak kurtuluş. Yaşamak. Tiyatro eserini televizyonda izlediğin zaman etkisi %70'i yok. Yitiriyor. Yok yani. O yüzden biz canlı olarak gidin diyoruz. O çünkü tiyatro sahnede. Sahnede evet. Tiyatro sahnede. Zaten tiyatro izleyicisi sahneye gitmeden zevk almaz. Bak. Yani, değil mi? Aynen. Yani bu filmlerde mesela kitap okuyorsunuz siz. Filme çevriliyor aynı kitap. O tadı alamıyorsunuz. Evet Gürsel bir sana gelelim ya. Bu hem Nazım Hikmet'ini... Bir final yapalım o zaman. Bir final evet. Yapalım. Evet. Evet final yapalım. Neyle yapacaksan yap. Ben burayı ayırmışım. Hava kurşun gibi güzel söylüyorsun onu. Onunla. Şu dörtlükle girip ondan sonra onu okuyup bitirelim. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim, alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır gözündeki karayı gönül. Yani bizim sadece siz varsınız. O yüzden bizi ne olursunuz yalnız bırakmayın da gönlümüzün güzelliği, aydınlığı devam etsin. Yoksa bu kör karanlığa, kör ışığa bizi teslim atmaya zaten yıllardan beri çalışıyorlar. Ama bizim tek gücümüz nedir? Ekonomik anlamda hiçbir zaman olmamıştır ama hiç masa fikir olarak, yürek olarak, vicdan olarak, bilinç olarak vardır. O zaman o bilincimizi, yüreğimizi örgütleyerek, genişleyerek bir araya gelebiliriz. Bu temelde Anadolu'da var, Yunus'ta var, Veysel'de var, Nazım'da var, Uğur Mumcu'da var, yakın tarihte var, Musa Anter'de var. Var ki var, var ki var. Yani o kadar çok ki. O zaman hepimizin işte o çok sevdiğim şiiri, onu da bitirelim. Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun dostlar, sizi kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun. Hey, Kerem gibi
yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi, yana yana. Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır, 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 bağırıyorum. Koşun dostlar, sizi kurşun eritmeye çağırıyorum. Aşk ile. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Şeyi de söyle bize o zaman be. Taban uyanıyor. Bir de en bitirirken de sende fıkra çoktur Gürsel. Bir de bir tane fıkra söyleyeceğim bize. Tamam mı? Bilemem aileden mi gidersin, köyünden mi gidersin? Önce şu taban uyanıyoru söyle. Çünkü onu da güzel söylediğini biliyorum. Düzenbazlar ellediler vatanı. Talan var ha beyler. Talan var, talan. Demokrasi türküleri söylenir. Yalan var ha beyler. Yalan var, yalan. Asıl onun sahibine tek haber vermeden sattılar vatanı yer yer. Bir hiç iken iki yılda trilyoner. Olan var ha beyler, olan var, olan. Başkaları çıkıp giderken aya, biz hala bekleriz göl tutsun maya. Şu düzeni ta kökünden yıkmaya, taban uyanıyor ha beyler, taban uyanıyor, taban. Evet, şimdi gelelim, sen Erzurum deyince aklıma o geldi. Aslında yani espriler çok fazladır ama çok severim. Neden? Burada da Mustafa Kemal'imizi anarak da gidelim. Evet, evet. Bizi birleştiren, hepimizi bir eden sevgili liderimizin ile ilgili birazcık bir espri çok da hoşuma gider. Teo dayı vardır Erzurum'da. Teo Pehlivan. Pehlivan ha? Evet. Çok iyi. Arif sana da iyi arkadaşıdır. Arif abiden ben bunu dinledim. Aldım ben sahnelerde, kendi babama mal ettim. Çünkü çok hoşuma gittiği için. Şimdi Teo dayı çok palavracı. Müthiş palavracı. Atar tutar. Yakışıyordur iyi ama. Bir doğaçlama. Üniversitede işliyorlar ya, düşünsene. Üniversitede işliyorlar. Şimdi tabii geliyor böyle birden şey yapınca, Arif'le konuşunca dedim, diyor ki biraz pentik. Alif, Alif diyorum. Benim köyümün arabası saat 4'te gidiyor. Yani benim köyümün arabası saat 5'te gidiyor. Ben diyor yetileyim, yani yetişeyim. Arif diyor ki ya diyor Teo dayı diyor, sen durumun iyi falan diyor, yani diyor sen diyor niye bir araba almıyorsun diyor. Alif diyor ben cahilim, cahil, cahil. Cahilim diyor. Kolaydır diyor. Bir diyor müdür diyor, benim arkadaşım da diyor, ben o müdürüme diyor söylerim, sana verir diyor diplomayı. Vallahi öyle bir şey yaparsan ben çok teşekkür ederim. Ne demek yani? Tamam diyor, sen diyor git, ben hemen arıyorum, sen yarın şu okula git. Ertesi gün Teo dayı heyecanlı, o da güzel giymiş. Muhtar da heyecanlı, Arif Sağ'ın gönderdiği adam olduğu için kapıda karşılıyor. Pardon diyor, ben müdür beyi görecektim diyor. O da diyor ki benim. Yoksa diyor sen diyor Arif Bey'in söylediği Teo dayı mısın? He he, o pedebenk benim. Alıyor içeriye. Kelimeyi tüm yazamam çünkü diyemem. Alıyor içeriye. Dayı, bir çay ısmarlıyor. Sonra diyor ki Teo dayı diyor, bak sana diploma vereceğim ama diyor ben biraz diyor hak ederek, yani devletin de bana verdiği yetkiyi de doğru kullanarak vermek istiyorum. Tabii tabii diyor müdür bey diyor. Kolay soru soracağım. Hep bildiğin sorular. Merak etme. Tamam mı diyor müdür bey? Diyor ki Ankara şey, Türkiye'nin başkenti neresi? A. Ankara. B. Çorum. D. İstanbul. C. Sivas. Erzurum. Müdür bey diyor. Çok zor bir soru diyor. Daktolay yok mu? Daktolay. Allah Allah. Müdür de şaşırıyor. Peki diyor. Tamam diyor. Başka soru diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdiki Cumhurbaşkanı kimdir? O zaman Süleyman Demirel. A diyor Süleyman Demirel. B Turgut Özal. C Kenan Evren. E Cemal Gürsel. Ya Müdür Bey ben ne bileyim Cumhurbaşkanı kimdir? Daha Tolay yok mu? Daha Tolay. Şimdi anlıyor müdür. Bakıyor ki Teo dayı bu konuda sıkıntılı. Bak diyor Teo dayı.
Ben bir soru soracağım. O soruda ben sana nerede evet tam dersem sen evet de yeter. Hah şimdi oldu diyor. Atatürk diyor kaç yılında öldü diyor. A 1924 hayır de. B 1927 hayır de. C 1933 hayır de. D 1938 evet de. Teo dayı kalkıyor. Vuruyor masaya. Bana bak Müdür Bey. Ben 40 yıldır Atatürk ölmedi yüreğinde yaşıyor. Senin 5 kuruş etmez diploman için mi Atatürk'ü öldüreceğim? İstemiyorum o diploma senin olsun. Ama diplomayı alıyor yine. Orası meçhul. Ama güzel söylemiş ya. Ya çok ya. Ya şunu söylüyorum. Anadolu halkı çok saftır. Çok temizdir. Yani inanınız ki 80 ihtilaller yaratıcı. Başladı. Yaratıcı. Benim memurum işini bilir. Ben bilmem zenginleri severim. Şuyu buyu diye bir de siz de biliyorsunuz. Toparlayalım arkadaşlar. Dizilerde ne aptallıklar var. Ben çok üzülüyorum abi. Ya ben köylü çocuğum geliyorum. Yıllardır çalışıyorum şurada. Emek harcıyorum. Arabam bile olmuyor. Adam gelir bir gecede birdenbire şatolar, vatolar, cariyeler, mariyeler. Evet son cümlelerim. Yani kanmayın bunlara ne olursunuz. O dizilerde izlemeyin. Son cümlelerim. Tiyatroda kalın. Son cümlelerim. Sizi aydınlatan. Ben de teşekkür ediyorum bizi bu programa evet. Davet ettiğiniz küçük için. Küçük Saat Koma ve İsmail Hocama. Yok, öğretmenime. Küçük Saat Koma. Kemal'e. Çok emek yani, veriyor evet. Sağ olsun. Ha. Ben de size ya çok zevk aldım. Gençleştim. Zaten gençleştim. Sağ olun. Yani. İşte dedim değil mi zevkli geçecek diye. Biz öyle diyoruz. İzleyiciler ne diyecek bakalım. Umarım. Yani biz eğlendik. Evet. Güzel. Hoş evet, oldu son, bizim son güzel oldu ama. Vallahi onlardan para almadık. Onlar da beğensinler artık. Kurban olayım ya. Hem de pandemide kendi hayatımızı da tehlikeye attık. Güzel. Eğer iki dakika bir şey daha söyleyeceksen ben rica ediyorum. Bak yine böyle güzel bir şey söyleyeceksen. Evet, teşekkür ederim. Yine anlat yani. İki dakika hepsi ama. Çok sağ ol. Vallahi yani şimdi hocam yani... hikayelerimiz gerçekten çok fazladır. O zaman hikaye anlatmayacaksan sözünü kesiyorum. Fıkra anlatmayacaksan böyle güzel bir şey sözü keseceğim. İşte sizinle ilgili fıkraya geliyorum. Tamam, iyi. Bir bölümünü ben yaşadım da diğer bölümü ben ekledim ama. Tamam. Bunu sahneden anlatıyorum edepsizde. Şimdi öğretmen dedi ki. Ben değilim değil mi? Siz dediğince ben ya bir öğretmen, herhangi bir öğretmen. Şöyle oldu olay. O zaman ben aslında hemen kısa geçmek istedim ama dur. İki dakika alır onu. Şimdi anne baba. Tabii biz bir odada kalıyorduk. İşte o yüzden yeni gençler çok şanslı. Herkesin bir odası var, ışığı var. Çok önemli bu. Şimdi tabii baba anneyi rahatsız ediyor. Allah rahmet eylesin de canım benim. Anne dedi ki dur ne olmuş? Kudurdu mu dedi. Çocuklar uyusun ya uyumuşlar dedi. Sonra dedi ki seslendi. Hemen seslendi. Dört tane kardeş var. Musto ses yok. Ferro ses yok. Şerro o zaman biliyorsun böyle kısa anlatıyorlar. Gürso Çibau. Efendim baba. Oğlum uyuyor. Sana diyor. Burası abartı ama ben yap. Olsun. Gittim. Olsun. Sevgili İsmail öğretmenim dedi ki Gürsel nedir bu gözün? Ben dedim ki öğretmenim. İşte baba böyle söyleyince dedim. Ben de ses verince böyle oldu. İsmail de öğretmen dedi ki bir dahaki sefere benim bir şey olursa mı? Uyuma numarası yap. Hiç ses çıkarma. Dayak yemezsin. Peki dedim. Geldim ertesi gün. Öbür gözüm de. Gitmiş. Yine İsmail Hoca kaldırdı. Ne oldu Gürsel bu gözüne? Lafımı dinlemedin mi? Dinlemişim öğretmenim. Nedir bu durum? Valla yine gece oldu. Babi sordu. Musta uyuyor musun? Ses yok. Fer uyuyor musun? Ses yok. Şer uyuyor musun? Ses yok. Gürsel uyuyor musun? Bende de ses yok. Sonra ana dedi ki Haşim geliyorum. Benim durum ya. Ben de geliyorum. Beni bırakmayın. Aşkına. Yani Anadolu'nun saflığı, köylünün saflığı evet. Bunlar hepsi o kadar güzel ki. Bizim inan ki yeni şeyi yaratmamıza gerek yok. Kültürümüzü, o değerlerimizi böyle alıp işlersek hem o insan bile, olarak çok güzel ruhumuz ve yüreğimiz beslenir. Hem de bu kirlilikler bu kadar yayılmaz. Evet. Yani eskiden hatırlar mısınız öğretmenim? Ben çok iyi biliyorum. 70'lerde Kurtuluş'un seçmeli derste cinsellik dersi vardı. Tiyatro, cinsellik, resim, yabancı dil. Hatırlıyor musun? Şu geldiğimiz çağa bakar mısın? Ayağa gittiğimiz bu çağda. Evet, her şey demokrasi. Her şey 27 demokrasi. Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Evet, hepimize teşekkür ediyoruz.
Biz de teşekkür ederiz. Şu ve bu şekilde hakkını vermeye çalıştık. Eksiğimiz vardır belki. Azlığımızı çoğa görsünler. Herkese teşekkür tekrar ediyoruz. Tekrar hatırlatıyoruz. Evet. Aa, evet, 27 Mart Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda köprüden önce iki gün son sonra çıkış. Yani. Evet, iki gün sonra akşam 6. Saat 6'da Onur Erbilen'in yazdığı Köprüden Önce Son Çıkış adlı komedi Adana'daki oyuna Adana'daki tüm seyircilerimiz, Kars'taki, Mersin'deki, Osmaniye'deki sıralası ücretsizdir. Ücretsiz. Beni zaten davet etti. Yani canım ücretli de olsa sanata gönül verenler sanata da destek versin. Yok, yani ama bu da ücretsiz. Yok, ücretli olursa İsmail Hocam alacak o bileti. De yok, ben ücretli gelemiyorum. Teşekkür ederim. Ben çünkü Geber Hoca'nın beni alıştırdı. Öyle mi? Ücretsizliğe. İşte bu çok kötü ya. Kemal yönetmenimize de teşekkür ediyoruz. Küçük Saat TV'ye de bize güzel bir şey, İyi ki varlar. İyi ki biz de böyle bir halk çocukları olarak çıkıyoruz buralarda. Evet, evet. İyi ki varsınız. Siz de öyle, biz de sizin sayenizde hiç olmasa halkımız da bu noktada benim için de keyif insan oldu. Dostak benim için de güzel oldu. Özellikle Kurtuluş'u tanımakla. Sağ olun. Zaten Gürsel'in çocuklarını biliyorum. Sağ olsun. Görüşürüz. Teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Haftaya buluşmak üzere.